Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen A serisi ikinci ünite test 19'da dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuzda dersimize başlayalım. 120 litrelik suyun 1 bölü 3'ü birinci kaba, 5'te ikisi ikinci kaba, Kalan suyun tamamı da 3. kaba boşaltılacaktır. Buna göre 1 ve 3. kapları boşaltılan su toplam kaç litre olur diye soruyor. Gençler burada 1, e, 2 ve 3. kapları ayrı ayrı bulmak yerine şöyle düşünüyorum. Bu 120 litrenin tamamı arkadaşlar bu 3 kaba paylaştırılıyorsa benden 1 ve 3 soruyorsa gençler o halde bu 120'den 2. kaba boşaltılanı çıkartırsam geriye 1 ve 3'e boşaltılan sular kalır diye düşünüyorum. O halde ikinci kaba ne kadar boşaltıldı bunu bulacağım. İkinci kaba 5'te 2'si kadardı. 120'nin 5'te 2'sini bulmak için ne yaparız gençler? 2 bölü 5 ile çarpmam gerekir. Yani 5'e böler 2 ile çarparız. 5'e böldüm 1, 120'yi 5'e böldüm. 24 24 çarpı 2 48 litre ikinci kaba boşaltılmış. Peki 1 ve 3'ün toplamı gençler o halde 120'den 8 çıkartırsak buradaki tamamı 1 ve 3. kaba kalır. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2 11'den 4 çıktı. 7 72 litre diyoruz. 1 ve 3. kaba boşaltılan sudur. Ve 72 cevabı A seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet Devam edelim. 2. soruya geçelim. Evet gençler. 2. sorumuzda 1 kutuda Renkleri dışında özdeş sadece sarı ve kırmızı bilyeler vardır. Kutuda bulunan bilyelerin, bilyelerin 8'de 3'ü kırmızı renklidir. Kutuda 36 tane kırmızı renkli bilye e, olup sarı bilyelerin her birinin üzerinde 2, kırmızı bilyelerin her birinin üzerinde 3 yazmaktadır. Buna göre kutuda bulunan topların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Gençler öncelikle 8'de 3'ü kırmızıdır diyor. Ve 36 tane kırmızımız var. Yani 8'de pardon 8'de 3'ü 36'ya eşitse gençler. Buradan bir parçasını bulabilmek için ne yaparım ben? Bakın 3 36 ise 36'yı 3'e bölerim 12'ye. Bu gençler bizim için 8'de 1'dir. O halde ben direkt şöyle de diyebilirim. 8'de 3'ü kırmızı ise 8'de 5'i sarıdır gençler. O halde sarıyı direkt bulabilmek için bakın bu 12'ye bizim 8'de 1'imizdi. E 5 parçası sarı olduğu için 12 ile direkt 5 çarparım. 60 tane sarı bilye vardır deriz. sarı bilyelerin üzerinde gençler ne yazıyor? 2 yazıyor. O halde 60 çarpı 2. Bunların toplamda 120 olur. 36 tane de 3 vardı. 36 çarpı 3'ten bu da 108 yapar diyorum. Bakın hiç şey, tamamını bulmadan burada sarı ve Kırmızı bile sayıların üzerinden devam edersek topladım. 8, 2 ve 2. 228 olur. Bütün sayıların toplama denizi seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Şekil 1'de tamamen kapalı olan perdenin uzunluğunun 3'te 2'sinin 6'da 6 bölü 7'si yukarı çekildiğinde arkadaşlar bakın buradaki yukarı çekilen bölüm. 2 bölü 3'ünün 6 bölü 7'si. O halde ben bunu bulabilmek için ne yaparım gençler? 2 bölü 3 ile 6 bölü 7'yi çarpmam gerekir. Kesir olarak ne kadar yukarı çekildiğini bulmuş oluruz. Ee, benden ne istiyor gençler? Şekil 1'de. Birde, şekil 1'deki perdenin kapalı halinin uzunluğu kaç santimetredir? Yani tamamını istiyorum. Önce şu 2 bölü 3'ü 6 bölü 7 ile çarparsam. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 2 kere 2, 4. 7 kere 1, 7. Demek ki gençler 7'de 4'ü 92 eşit. Bakın 7 e 4 92 ise. Arkadaşlar 4 parçası 92 ise. 1 parçasını bulmak için 92'yi 4'e bölerim 23'tür. E, tamamını bulmak için paydamız 7 olduğu için 7 ile 23'ü çarparız. 7 kere 3 21 elde var 2. 7 kere 2 14 2 daha 16. 161 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı E seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geçelim. Evet sevgili gençler dördüncü soruda yukarıda verilen bahçenin alanının üçte birlik kısmına portakal ağacı, dörtte birlik kısmına mandalina ağacı, ve altta birlik kısmına limon ağacı dikilmiştir. Buna göre portakal bahçenin portakal ve mandalina ağaçlarının dikili olduğu kısımların toplam alanı limon ağacı dikilen kısmın toplam alanının kaç katıdır? İşte öncelikle portakal ve mandalina toplamını bulalım. Portakal artı mandalina diyorum. Portakal 3'te 1'de 1 bölü 3 artı. Mandalina 1 bölü 4 diyorum. Bunu toplayabilmek için paydayı eşitleriz. 4 kere 1 4, 3 kere 4 12 artı. 3 bölü 12. İkisinin toplamı 12'de 7 gençler. Bu 12'de 7 gençler portakalla mandalina'ydı kaç kattır dediği için bu toplamı yani 7 bölü 12'yi kat dediği için gençler limon ağacının ikili olduğu kısmını alanına bölmem gerekir. Yani 1 bölü 6'ya böleriz. Burada 7 bölü 12 aynen yazarım. 1 bölü 6'yı ters çevirip çarparız. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. 7 bölü 2 olur. İşte 7 bölü 2'de 5 ile genişletirsem 35 bölü 10'dan 3 tam 10'da 5 olur diyoruz. Ve 3 tam 10'da 5 yani 3,5 kat denizi seçeneğinde doğru cevap olur diyoruz. Evet devam edelim 5. sorumuza bakalım. 5. Evet, soruda başlangıçta içinde belli bir miktarda su bulunan havuza her gün içinde bulunan su miktarının 5'te 1'i kadar su ilave edilmektedir. Üçüncü gün havuza su ila, il, il, ilave edilen su 432 litredir. Havuzda hiç su kullanılmadığına göre başlangıçta havuzda kaç litre su vardı diye soruyor. Gençler öncelikle içinde bulunan suyun 5'te 1'i kadar ilave edilmesi ne demektir? Bunu anlamamız lazım. Gençler bir şeyin tamamına ben bir tam dersem bir tamı 1 bölü 5'te toplarsak gençler 5'te 1 çarpı şöyle diyebilirim 1 artı 1 bölü 5. 1 tam 1 bölü 5'tir. Topladığımız zaman yani 6 bölü 5'tir. Demek ki gençler ilave edildiğindeki kesir bizim 5'te 6'lık kısmı olarak düşüneceğiz. Peki başlangıç diyorum. Burada tabii ki ne yapıyoruz gençler? Tersine işlem yapacağım. Daha kolay olur diye düşünüyorum. Birinci gün ikinci gün ve üçüncü gün diyoruz. Üçüncü gün gençler 432 litre su, e, su var. 432. Bu gençler ikinci günün 5'te e, 6'lık yani 6 bölü 5'lik kısmı. O halde ben tersine düşünürsem bunu bulabilmek için gençler 5'te 6'sı 432 ise ne yaparım? 432'yi 6'ya bölerim. 432'yi 6'ya bölersek gençler 72 bunu 5'te çarparım. Bakın bu bizim için 5'te 6'lık kısmıydı. 72'yi 5'te çarparsam 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 7 35 1 de elde 36. Evet ikinci gün 360 litre su vardır. Aynı şekilde bu 360 litre birinci günün gençler 5'te 6'lık kısmı. O halde 360'ı bakın buradan devam edelim. 4'e 360'ı 6'ya bölüyorum. 60 bu 60'ı 5 ile çarparsam birinci gün 300 litre su vardır diyorum. Yine devam edecek olursak bu sefer de 300'ü 300 Başlangıçtaki suyun 5'te 6'lık kısmı. O halde 300'ü 6'ya bölerek bir parçasını 50 olarak buldum. E 50'yi de 5 ile çarparım. Birinci gün 250 litre su vardır diyorum. Sorumuzun yanıtını A seçeneği olarak işaretliyorum. Devam edelim. 6. soruya geçelim. Bir kişi 7500 TL'lik aylık giderin 5'te 4'ünü tabloda verildiği gibi kredi kartı ve kira için harcamıştır. Kredi kartına ödenen ücret kiraya ödenen ücretin 5 katı olduğuna göre bu kişi kredi kartına aylık kaç lira ödemektedir diye soruyor. Gençler toplam maaşı 7500 lira. Kredi kartı ve kiraya toplamda 4 bölü 5'lik kısmını harcıyor. Hadi ben 7500'ün 5'te 4'ünü bulabilmek için 4 bölü 5 ile çarparım. Bakın 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 1500. 1500'ü 4'ü çarparsak da 6000 TL gençler. Kredi kartı. Ve kiraya gidiyor. gençler kredi kartına ödenen ücret kiraya ödenen ücretin 5 katı. O halde ben kiraya 1 kat dersem. Bir kredi kartı 5 kat olur. Yani aslında bunlar toplamda 6 kat gibi düşüneceğiz. 6 katsa o halde ben 1 katı bulabilmek için 6000'i 6'ya bölerim gençler. 1000 TL yapar. E benden kredi kartını istediği için bu da 5 katlı gençler. O halde 1000 ile 5'i çarparsam 5000 TL kredi kartına ödeme yapar diyoruz. Ve 5000 cevabına C şıkkında doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Evet, yedinci soru arkadaşlar gayet güzel bir soru. Önce sorumuzu anlayalım ve nasıl çözdüğümüze lütfen dikkat edelim. Biraz işlemlerimize dikkat edeceğiz. Evet. Saate dik bir şekilde konumlandırılmış çiviye ilk kez vurulduğunda boyunun dörtte biri kadar içine girmiştir. İkinci kez vurulduğunda dışta kalan kısmının burası önemli gençler. Dışta kalan kısmının 5'te 2'lik kısmı daha içine girmiştir. Son durumda çiminin Kağıtanın dışında kalan kısmının uzunluğu 36 milimetre olduğuna göre çivinin boyu kaç santimetredir? 36 milimetre verdim ve son durumda santimetre olarak istiyor. Lütfen buralara dikkat edelim. Peki gençler öncelikle şöyle iç ve dış diye ikiye ayırayım. İç diyorum. Buraya da dış diyorum. E, çivinin boyu gençler x'ti. E, i̇lk başta gençler ne kadar içeri giriyor? 4'te 1'i kadar. O içeri giren kısmı x bölü 4'tür. Peki ne kadar kısmı gençler dışarıda kalıyor? x'ten içeri giren kısmı çıkarırsam yani x bölü 4'ü çıkartırsam e, şöyle yapalım gençler gizli paydası 1 var der. 4 de genişletirsem 4 x bölü 4 eksi x bölü 4'ten 4 x'ten 1 x çıkarıyorum. 3 x bölü 4'lük gençler kısmı dışarıda kalmıştır. İkinci kez vurulduğunda dışta kalan kısmı yani 3x bölü 4'ün Bakın bu birinci kezdi. Bu da ikinci kez gençler. 3x bölü 4'ün 5'te 2'lik kısmı. Evet 3x bölü 4'ün 2 bölü 5'ini bulmak için 2 bölü 5'i çarparım gençler. Ve içeri giren kısmı bulmuş olurum. Burada 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 3x ile 1'i çarptım. 3x bölü 2 kere 5 10. Bakın gençler 3x bölü 10'luk kısmı ne yaptı arkadaşlar? İçeri girdim. Yani i̇kinci kez içine girmiş oldu. Peki arkadaşlar başlangıçta e, o zaman kalan kısmı bulabilmek için şu toplam içeri giren x bölü 4 ile 3x bölü 10'u toplayayım. Şöyle gösterelim. x bölü 4 artı 3x bölü 10 bunun paydalarımı eşitlemek için 5 ve 2 ile genişletiyorum. 5x bölü 20 artı 2 kere 3 6x yapar bölü 20. Buradan gençler 11x bölü 20'lik kısmı evet, içeri girdi. Bu toplam içeri giren. Evet başlangıçtaki uzunluğu gençler x'ti. O halde dışarıda kalan son durumda dışarıda kalan x'ten 11 x bölü 20'yi çıkartırsam yine şöyle gizli paydası 1 var der. 20 ile genişlettiğimi düşünüyorum. 20 x eksi 11 x ortak payda 20 olarak yazdım. Buradan 11X 20 x'ten 11 x çıkartırsam 9 x bölü 20'lik kısmı arkadaşlar nedir bizim için? E, dışarıda kalmıştır. E, bu dışarıda kalan son durumda 36 santimetreydi. Yani 9 x'i gençler 36 ise bir tanesini bulmak için ne yaparım? X'i bulabilmek için. 36'yı 9'a bölerim. Ve X'in değeri gençler 4'tür. E 4 ile de 20'yi çarparsam. 80. Gençler lütfen bakın A seçeneğinde 80 var. Bu 80 36 mm olduğu için bu da milimetredir. Benden santimetre istediği 80 mm de 8 santimetreye eşittir diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 8. sorumuza geçelim. Bir benzin tankerinin 1 bölü 3'lük kısmı arkadaşlar doğrudur. 3'te biri doğrudur. 160 litre daha benzin ilave edildiğinde tankerin 5'te ikisi boş kalmıştır. Hemen gençler şurayı düzeltelim. 5'te ikisi boşsa 5'te 3'ü doludur diyelim. Buna göre bu tankerin tamamı kaç litre benzin alır? Gençler bakın birincide de paydam 3, ikincide 5. O halde bu paydaları eşitlemek için 5 ile ve 3 ile genişleterek yazmak istiyorum. 5 ile genişletirsem başlangıçta 15'te 5'i dolu. Daha sonra gençler 3 ile genişletirsem 15 ile 9 dolu. Bakın bu 160 litre gençler 15'te 5'ten 15'te ile 9'a getirdi. Yani ben aradaki farkı bulmak için 15'te 9'dan 15'te ile 5'i çıkartırsam 15 ile 4'ün 160 litreye eşit olduğunu söylerim. 4 parçası 160 ise 1 parçasını bulmak için 160'ı 4'e bölüyorum. 40 litredir. Tamamı e, tamamını bulmak için de paydamız 15 olduğu için 15 ile 40'ı çarpıyorum. E, 0'ı görmeden çarparsam 15 çarpı 4 6, 600 Pardon, 15 çarpı 4 60 bir de 0 ekliyorum 600 litre olur tamamı e, 600 cevabını B e şıkkında Bursa şıkkında doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.